Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bu sabah bir kahvaltı yapacağız. Dehşet bir şey. Fatih arkadaşım bana manda sucuğu buldu. Manda sucuğu nasıl anlaşılır arkadaşlar? Tadı ekşidir. Biraz da ekşi kokar. Müthiş bir sucuk. Şimdi bundan çok değişik bir kahvaltılık yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz kalın kalın kesiyoruz. Gerçekten bunu bulmak zor. Özel yapım, Afyon'da yaptırmış bir arkadaş. Manda kalmadı memlekette ama esas sucuk mandadan olur arkadaşlar. Sucuklarımızı kestik. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi salamımız var. Bir de böyle hamburgerimiz, hamburger peynirimiz var. Şimdi bakın ne yapacağız. Tavamızın altını yakıyoruz. Şu şekilde bütün tavayı kaplayacak şekilde sucuklarımızı diziyoruz. Sucuklarımız pişerken burada da salamlarımızı kızartıyoruz arkadaşlar. Sucuğumu şimdi kısık ateşe aldım. Salamlarımı kızartıyorum. Bir tane, üç tane, dört tane, kaç tane istersek sırayla. Dikkat ettiğiniz sucuğu kendi yağla pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz fazla kızartmadan. Sucuk çok pişirilmez. Çok piştiği vakit kuru olur ve tadı kaçar. Bazıları yapıyor sucuğu. Bu şekilde. Salamlarımız da pişsin. Şimdi bu sucuklarımızın altı pişti. Bu tavamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bununla işimiz artık yok. Salamları atalım. Salamı da fazla pişirme gerek yok. Bunlar zaten ince zar gibi salamlar. Zaten salam çiğ yenir. Pişirdiğimiz salamları bunun üstüne böyle döşeceğiz arkadaşlar. Sadece bir çiğliğini alsın. Çünkü sandviçin içinde olsaydı belki pişirmeyebilirdik ama bunda pişmiş tat gerekiyor biz arkadaşlar. Şöyle. Böyle salamlarımız çok az pişirdik arkadaşlar. Şöyle döşedik bir güzel. Kalan sucuklarımızı da öteki tavada pişiriyoruz. Şöyle. Bunları pişerken yapmamız gereken bir işlem daha var. Hamburger peynirlerimiz. Bunun tadı çok nefis oluyor arkadaşlar. Şöyle düşüyoruz. Kaşar da kullanabilirsiniz ama ben hamburger peynirini tavsiye ediyorum.
şekilde her yeri kaplayacak biçimde. Ve öteki tavada pişirdiğimiz sucukları şöyle üstüne döşüyoruz. Bunlar eriyecek şimdi. Sucukla beraber. Ve tavada kalan yağımızı şöyle bir gezdirelim. Hem peynirleri hem de banlık için. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Mükemmel oldu değil mi? Şimdi bunu keseceğiz ve servis yapacağız. Kestiğimiz vakit bir sunum yapalım. Of. Evet arkadaşlar, kişi başı porsiyon bu oluyor. Sizce nasıl? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Afiyet olsun.